Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Erkek kediler kısırlaştırdıktan sonra yine koku bırakmaya devam ediyor diyen çok müşterimiz var. Türkiye'nin her yerinden yazmışlar. Biz kısırlaştırdık ama hala koku bırakan diyen müşteriler var. Bu da şöyle arkadaşlar. Mesela 1000 tane kedi kısırlaşmışsa belki 10 tanesi veya 15 tanesinde yine bu eylem gerçekleşir. Diğerlerinde bu olay gerçekleşmez. Bunun gerçekleşmesinin sebebi arkadaşlar erkek kedinin testosteron hormonunun çok yüksek seviyede olması. Bu birinci sebep. İkinci sebep de böbrek üstü bezlerinin daha aktif çalışması. Bu da ister ister istemez testosteron hormonunu aktif hale geçirir. Kısırlaşmış olmasına rağmen vücut sperm atamadığı için gider atmaya devam eder arkadaşlar. Bu testisler alınsa bile vücut sperm atmaya çalışır. Hormonal denge tamamen kapanmadığı için, yüksek dozda çalıştığı için hormonlar erkeklik içgüdüsü çok fazla olan kedilerde bu sefer içgüdüsel sperm atamadığı için idrar, kısa kısa idrarlar atar. Kedi kendini sperm attığını varsayar. Ama biz hayvan severler ve hayvan besleyenler bakarız ki kedimiz yine kısırlaşmadan önceki gibi evde sağa sola idrar yapmaya başlamış ve yine koku bırakmaya başlamıştır. Tabii ki spermli idrar kokusu gibi değildir o ama yine rahatsız edici bir kokudur. Yine evdeki eşyalar, koltuklar, yataklar gibi birçok yere idrar yapmaya başlar. Bunun çözümü nedir arkadaşlar? Bunun çözümü için bizim klinimize ulaşmanız lazım. Bunun çözümü de mevcuttur. Bizim yaptığımız çalışmalarla bunu %95, %98 sonlandırıyoruz ve artık kedilerin de kısırlaşmasına rağmen, dışarı idrar yapmasına rağmen erkek kedilerde bunu baskılayabilme imkanımız var. İlaçlarla ve tedavi şeklinde yapıyoruz arkadaşlar ve %99 başarılıyız bunda. İlaçları düzenli kullanıldığı müddetçe bir problem çıkmaz. İlaçları kullandıktan bir hafta, 10 gün sonra, belki 15 gün sonra duruma göre, kedinin metabolizmasına göre baskılanır ve ondan sonra da baskılanmış olur ve koku olayını baskılamış oluruz arkadaşlar. Artık idrar yapması biter, koku bırakması biter. Tabii bu kısırlaşması lazım önce kedinin. Kısırlaşmış kedinin sorun yaşanılıp olanının bize gelmesi hakkında söylüyorum bunu size. Arkadaşlar bunun tedavisini özelden bize yazarak, cep telefonundan bize ulaşarak, telefonumuzdan bize ulaşarak söylerseniz bizler de size yapacağımız tedavi hakkında bilgi veririz. Hekim arkadaşlarla irtibata geçeriz. Ne gerekiyorsa elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Hatay'da bu konuyu düzenleyebilen ve toparlayabilen tek klinik olarak hizmet vermekteyiz. Birçok klinikte ameliyat yaptırmış olup da hala sorunları devam eden birçok müşteri bize ulaşmakta. Bizler de elimizden geldiğince tedavisini yapmaktayız ve hiçbir şekilde problem olmadan kedilerimiz eskisi gibi metabolizmalar devam eder, idrar yapmayı kısa kısa, koku bırakmayı bırakır, normal bir şekilde hayatlarına devam eder arkadaşlar. Bu sorunu bitirmiş oluruz. Yani kısırlaştırdığımız zaman nasıl koku bırakma bitecekse biz de o noktaya getirmiş oluruz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Güncel videolarla sizlerle olacağız. İyi günler.